Ana Bakım Merkezi Komutanlığı'nın Teknik ve Proje Yönetim Müdürü Mühendis Binbaşı Güçlen Güler'le birlikteyiz. Komutanım, yürüttüğünüz fırtına projesi hakkında bize bilgi verir misiniz? Fırtına projesi, tasarımı, prototipi ve seri imalatı tamamen yurt içinde Türk mühendis ve işçileri tarafından gerçekleştirilen ilk Türk kundağı motor lobüsüdür. Bu kapsamda yapılan çalışmalara daha önceden gerçekleştirilen M44T ve M52T kundağı motor lobüslerin modernizasyonu projelerinden elde edilen bilgi birikimi ve tecrübe ile 1995 yılında başlanmış ve 2000 yılında prototip fırtına lobüsü imalatı tamamlanmıştır. Fırtına lobüsü bilgisayar destekli tasarım, simülasyon ve analiz programları kullanarak geliştirilmiştir. Üretilen prototip ile yaz ve kış performans testleri gerçekleştirilerek tasarımın doğruluğu yapılmıştır. Seri imalatına 2001 yılından itibaren başlanan fırtına lobüsü 2004 yılından itibaren plana uygun şekilde üretilerek birliklerine teslim edilmektedir. Fırtına lobüsünün seri üretimi birçok aşamadan oluşmakta. Fırtınanın ana yapısını oluşturan gövde ve kulesi balistik korumaya sahip zırh çeliğinden imal ediliyor ve obüste yaklaşık 20 ton zırh çeliği kullanılıyor. Zırh çeliklerinin kesim işlemi plazma ve lazer kesim tezgahlarında yapılıyor. Daha sonra ise gövde ve kuleyi oluşturmak için kaynak işlemi yapılıyor. Fırtınanın gövde ve kule kaynağında yaklaşık 1500 metrelik kaynak yapılmakta. Kaynak aşamasından sonra birçok kontrol ünitesinden geçen obüsler temizlik için kumlama atölyesine gidiyor. Burada boyama işlemi için hazır hale gelen obüsler özel boya kabinlerinde askeri standartlara uygun olarak boyanıyorlar. Boyama işleminin bitmesiyle sıra montaj aşamasına geliyor. Önce alt aksamın montajlanmasının ardından gövde ve kuleler birleştiriliyor. Alt sistem, gövde ve kule montajı biten obüse son olarak silah sistemi monte ediliyor. 155 mm'lik silah sisteminin monte edilmesiyle fırtına obüsünün montaj aşaması tamamlanıyor. Obüs haline gelen fırtınanın senkronizasyon hattında atış kontrol ve optik sistemlerinin ayarlarının yapılmasıyla üretim sona ermiş olacak. Fırtınanın bundan sonraki son durağı üretilen ve yenileştirilen tüm tankların son kontrollerinin yapıldığı test pisti. Şu anda yanımda Ar-Ge çalışmaları devam eden mühimmat ikmal aracı projesinin sorumlusu mühendis yüzbaşı Alper Çoban var. Alper yüzbaşım, proje hakkında bize bilgi verir misiniz? Fırtına obüsünün sahip olduğu üstün ateş gücünü her türlü arazi şartında idame ettirmek amacıyla mühimmat ikmal aracı projesi 2009 yılında başlamıştır. Proje kapsamında ihtiyaç duyulan tasarım ve seri üretim faaliyetleri 1. Anabakım Merkez Komutanlığı'nca icra edilecektir. Araçta kullanılacak olan mühimmat transfer sistemi Aselsan tarafından üretilecektir. Ayrıca araçla yaz ve kış testlerinin yapılmasını mütakip seri üretim faaliyetleri başlayacaktır. Üretimi ve yenileştirilmesi tamamlanan her türlü ürün komutanlığın bünyesinde bulunan özel olarak eğitilmiş kalite kontrol personeli tarafından test ediliyor ve tüm sistemlerin faal olduğu son kez doğrulanıyor. Şimdi komutanlığın göz bebeği fırtına obüsünün kullanım testlerinin yapıldığı test pistindeyiz. Dünya standartlarındaki test pistine çıkan fırtına obüsü yaklaşık 8 metre uzunluğunda 52 kalibre namluya ve 40 kilometre üzeri atış menziline sahip. Yüksek motor gücü ve tork çevrimi sayesinde her türlü arazi şartında rahatlıkla hareket edebilen obüsün bu özelliği, kendisine potansiyelini maksimum noktaya kullanabilme ayrıcalığı sağlıyor. Fırtına, imalatı tamamen yurt içinde gerçekleştirilen ilk Türk motorlu obüsü. İletişim, silah, motor ve palet sistemleriyle dünyanın önde gelen markalarından biri olmaya aday olan obüsün yaratıcısı ise 1. Anabakım İkmal Komutanlığı. Komutanlık, yenilikçi kimliği ve kaliteli personeliyle yapmakta olduğu başarılı çalışmalara gelecekte de devam edecek.